toplumsal iletişim mekanizması ve hoşgörünün iyi bir anlatım şeklidir. İnsancıl bir uygulamadır. Denetim mekanizmasıdır hoşgörü. İnsanın insanla ve doğada yaşayan tüm varlıklarla ilişkisini ifade eden hoşgörü büyük bir anlam ifade eder. Mevlana şöyle der. Canımda bir can var, o canı arar. Beden bağında bir mücevher var, o mücevherin madenini arar. Ay yürüyüp giden sufi, gücün yeterse ara. Ama dışarıda değil, aradığını kendinde ara. Hepinize güzel bir akşam geçirmenizi diliyorum, saygılarımla. Gel, gel yine gel, yine de gel, her kim olursan ol, yine gel. İster kafir ol, ister mecusi, ister putperest, ister 100 kere bozmuş ol tövbeni. Umutsuzluk kapısı değil bu kapı. Nasılsan öyle gel. Ben yaşadıkça Kur'an'ın bendesiyim. Ben Hazreti Muhammed'in ayağının tozuyum. Biri benden bundan başkasını naklederse, ondan da bizarım, o sözden de bizarım, şikayetçiyim. Gel, yine de gel, yine de.
Ey gönüller sultanı, ey aşıklar cananı, ey destgir, ey koca pir Mevlana gel. Ey gündüzün güneş, gecelerde ay olan, derman olan, devran olan, nay olan, gel gör ki aşıkların küme küme. Hepimiz bir halkada dizilmiş tesbih gibi, hepimiz etrafında pervane. Senden medet, senden şifa, senden feyz. Sana gönül vermeye, eşiğine yüz sürmeye. Gel cana can ver, imana iman. Gel vuslatı hasretinden güç olan. Dillerde senin adın, gönüllerde sen. Umutsuzlara umut, çaresizlere çare sen. Her yüzde sen, her yönde sen. Ey köpük köpük aşk ile coşan, ey sema sema dökülen taşan, gel ölümsüzlük tahtından haber ver bize. Bizi bizden al götür o mesnevi ummanına, o ilahi aşk kervanına. Ey yılları yıllara ulayıp aşan, ey nesillerden nesillere ulaşan, doyumsuz sevgine doymuyor ihvan. Sülha, sükuna susamış cihan. Yetiş imdada aman ey büyük dost, ey koca sultan. Bir kere değil, asla, bin kere gel. Yine de gel, yine de gel, yine gel. Thank you.
Thank you.
Konuğum ben bu gece sana. Ey can, ey canımın canı, ey gül, ey güzeller sultanı. Ne olur bu gece uyuma. Gönlümü alıp götürdün, canı da al götür ama sakın bu gece uyuma. Sen ey dilber, ey güleç bahçe, sen sarhoş gönlümde huzur, dilimde hece. Sensiz iki dünya zindan bana. Yumma gözlerini dur, sakın uyuma. Kadir gecemiz bu gece. Lay 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 l
Bu aşk ebedi dirilikti. Ölümsüzlüğün ta kendisiydi. Mevlana Tanrı aşkıyla dolup taşıyordu. Sevgi, bütün kapıları açan gerçek tılsım. Hazreti Mevlana bir deyişinde şöyle buyurur: ben dostlarımı ne kalbimle ne aklımla severim. Olur ya, kalp durur, akıl unutur. Ben dostlarımı ruhumla severim. O ne durur ne unutur. Neyden nasıl hikayet eder? Ayrılıklardan şikayet eder. Koptuğumdan beri kamışlıktan ben, ağlar kadın erkek inleyişimden. İsterim hasretle doğranmış yürek, derdimi dökeyim feryat ederek. Aslında kopup ayrı kalanlar yine o kavuşma gününü arar. Her mecliste geldim ben ahüzara, eş oldum bedbahta ve bahtiyara. Her biri sandı ki bana yar oldu yar. Lakin aramadı, bende ne sır var. Sırrım feryadımdan değildir uzak. O nuru yok sanır lakin göz kulak. Gizli can tene, ten cana. Canı görmek için izin yok sana. Yel değil, ateştir bu neyin sesi. Kimde bu ateş yok, sönsün nefesi. Bu aşkı kim anlar bir huştan gayrı? Dile mahrem var mı kulaktan ayrı? Pişkinin halini hiç anlar mı ham? Söz kısa gerektir imdi, vesselam. (Gülüyor)
Beynisi sararmış ona aşktır maya. Derdi canla iniler eder ah Mevla'ya. Derdi canla iniler eder ah Lila'ya. Arz eder rüzgü arar aşkını hep Mevla'ya. Bak neler söyler.
Esselamun aleyküm ve rahmetullahu ve berekatihi. Cömertlikte ve yardım etmede akar su gibi ol. Şefkat ve merhamette güneş gibi ol. Başkalarının kusurunu örtmede gece gibi ol. Hiddet ve asabiyette ölü gibi ol. Tevazu ve alçak gönüllülükte toprak gibi ol. Hoşgörülülükte de deniz gibi ol. Ya olduğun gibi görün, ya göründüğün gibi ol. Başımı koyduğum her yerde secde ettiğim O'dur. Altı yönde ve altı cihet dışı mabut O'dur. Bağ, bahçe, gül, bülbül, sema ve sevgili. Hepsi bahane. Maksat daima O'dur. Ben yaşadıkça Kur'an'ın bendesiyim. Ben Hazreti Muhammed'in ayağının tozuyum. Biri benden bundan başkasını naklederse, ondan da bizarım, o sözden de bizarım, şikayetçiyim. Hazreti Mevlana, hak dostu Tebrizli Şems'i merak etmektedir. Hak dostu Şems, Hazreti Mevlana daha çok üretsin diye Mevlana'nın yanına gitmemekte ısrarlıdır. Ancak Hazreti Mevlana hocası Şems'i o kadar özlemektedir ki yemeden içmeden kesilir ve hatta üretemez olur. Oğullarına tez varın, hak dostu Şems'i getirin diye haber salar. Oğulları gidip hak dostu Şems'i bulurlar ama hak dostu Şems ısrarla gitmemektedir. Hazreti Mevlana'nın daha çok üretmesini istemektedir. Bunun üzerine Hazreti Mevlana'nın oğulları hak dostu Şems'e baskı yaparak ikna ederler. Gitmek zorundasın diye. Hazreti Mevlana bunu duyar duymaz O Geliyor adlı o ünlü şiirini yazmıştır.
Ben de naçizane besteledim efendim. Çok teşekkür ederim. Yollara sular dökün, bahçelere müjdeler verin. Bahar kokuları geliyor, o geliyor. Ay parçamız, canımız, yarimiz geliyor. Kokuları geliyor, o geliyor.
Teşekkür ederiz efendim bu akşamki programımıza katıldığınız için. Hepinize ayrı ayrı çok teşekkür ediyoruz. Bu burada İpek Kurtar Kolar.